Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırladığı 4. sınıf Sosyal Bilgiler 8. fasikülde yer alan değerlendirme sorularından birer tane çözeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Genel değerlendirme 1'deki birinci soruyu beraber yapalım. İfadelerine göre kimlerin verdiği bilgi doğrudur? Efe, Ülkemizde her bireyin TC kimlik numarası farklıdır. Doğru. Nil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının ön yüzünde doğum tarihimizde yazılıdır. Doğru. Can, kardeşimle benim parmak izim aynıdır. Yanlış. Can'ın verdiği bilgi yanlış. Çünkü herkesin parmak izi farklıdır. Efe ve Nil'in söylediği bilgi doğru. Doğru cevap B seçeneği. Genel değerlendirme 2'den 12. soruyu yapalım. Yukarıdaki ifadelerde şirinlerin hangi ihtiyacı ile ilgili bir ayrıntı yoktur? Şirine, ben şirin köyünde şirinlerin elbiselerini dikiyorum. Bu ifade giyinme ile ilgilidir. Ahçı şirin, ben de şirin köyünün aşçısıyım. Bu ifade beslenme ile ilgilidir. Usta Şirin, ben de Şirinlerin evlerini tamir ediyorum. Bu ifade barınma ile ilgilidir. Yukarıdaki ifadelerde eğlenme ile ilgili bir ayrıntı yoktur. Doğru cevap C seçeneği. Genel değerlendirme 3'ten 11. soruyu yapalım. Yukarıda verilen milli mücadele cepheleri ve bu cephelerde kimlerle savaşıldığı oklarla eşleştirildiğinde okların görünüşü nasıl olur? Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıldı. Güney cephesinde Fransızlarla savaşıldı. Batı cephesinde Yunanlarla savaşıldı oluşan şekil görüldüğü üzere A seçeneğindedir. Doğru cevap A seçeneği. Genel değerlendirme 4'ten ikinci soruyu yapalım. Görseller göz önüne alındığında iletişim ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Duman yoluyla, posta yoluyla, internet yoluyla. Zamanla daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Doğru. En güvenli iletişim aracı bilgisayardır. Yanlış. Geçmişte ve günümüzde farklı biçimlerde gerçekleşmiştir. Doğru. Birinci ve üçüncü yargılara ulaşabiliriz. Doğru cevap B seçeneği. Genel değerlendirme 5'teki 15. soruyu beraber çözelim. Kurşun kalemin sorusunun yanıtı hangi seçenekte verilmiştir? Sizlerin en önemli yazma aracıyım. Benim adım kurşun kalem. Beni icat eden mucit kimdir? Seçeneklerimize bakalım. El Cezeri, Nikola Kont, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein. Kurşun kalemin mucidi Nikola Kont'tur. Doğru cevap B seçeneği. Genel değerlendirme 6'dan 19. soruyu beraber yapalım. Yukarıda yazılı başkentler ülkelerle eşleştirildiğinde hangi ülke dışta kalır? Seçeneklerimize bakalım. Kazakistan, başkenti Astana. Özbekistan, başkenti Taşkent. Burada yok. İtalya, başkenti Roma. Bulgaristan Başkenti Sofya. Ülkelerle başkentler eşleştirildiğinde Özbekistan dışta kaldı. Doğru cevap B seçeneği. Genel değerlendirme 7'den 18. soruyu beraber yapalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? En doğru ve kolay yön bulma yöntemi pusula kullanmaktır. Doğru. Pusula ibresinin koyu renkli ucu doğuyu gösterir. Bu ifade yanlış. Pusula üzerinde hareketli ibre bulunan araçtır. Doğru. Pusula üzerindeki ibrenin koyu renkli ucu kuzeyi gösterir. Doğru. B seçeneğindeki ifade yanlış. Doğru cevap B seçeneği. Gamze aşağıdakilerden hangisini söylerse Japonya hakkında yanlış bilgi vermiş olur. Veli Gamze bana Japonya'dan bahseder misin? Gamze başkenti Tokyo'dur. Doğru. Bir Doğu Asya ülkesidir. Doğru. Çok sıcak bir iklime sahiptir. Bu ifade yanlış. Japonya'da genellikle dört mevsimde yaşanır. İklimi ılıman bir karaktere sahiptir. Teknoloji bakımından gelişmiştir. Doğru. C seçeneğindeki ifade yanlış. Doğru cevap C seçeneği. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Çözmediğimiz soruları size bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.